Türkiye, değişen tehditler ve gelişen teknolojiler doğrultusunda ordusunun donanımlarını artırıyor. Bir yandan başta Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen araç ve ekipmanlar olmak üzere yeni alımlar yapılırken, bir yandan da envanterdeki mevcut araçlar modernize ediliyor. Türkiye, modernizasyon çalışmaları kapsamında son olarak zırhlı muharebe araçlarını gündemine aldı. Zırhlı muharebe araçları modernizasyon projesi kapsamında, kara kuvvetlerinin omurgasını oluşturan paletli zırhlı araçların kabiliyetleri artırılıyor. Proje için Türk savunma sanayisinin alanlarında önde gelen iki şirketi Aselsan ve FNSS görevlendirildi. Proje 31 Aralık 2019'da başlarken pandemi koşullarındaki zorluklara rağmen ilk prototip aracın modernizasyonu kısa sürede tamamlandı. Modernizasyon projesiyle ilk etapta 133 adet ZMA yenilenecek. Aselsan 25 mm silaha sahip nefer insansız küle, lazer uyarı, yakın mesafe gözetleme, sürücü görüş, yön bulma ve seyir sefer sistemlerini araçlara entegre edecek. FNSS ise ZMA platformlarına iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri kazandıracak. Araçların zırh ve mayın koruma seviyelerini yükseltecek. Modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak ZMA'ların beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak. TSK mensupları, modernizasyon sonunda vuruş gücü artan, güvenlik seviyesi çok daha yüksek seviyeye çıkartılan araçlarla muharebe sahasında görev yapacak. Söz konusu araçların birçok ülkede kullanıldığı dikkate alındığında, modernizasyon projesinin aynı zamanda ilerleyen dönemde yurt dışında da tercih edilmesi bekleniyor.